Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, sınava kadar 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü yapabilir ve gerçeğini aratmayan LGS provalarıyla sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Hızlandırılmış LGS dershanesindeki son fırsatı kaçırma. Detaylar Tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. İslam dininin temel kaynaklarını öğrenmeye hazır mısın Tonguş evladım benim? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bak hemen sen de söyle bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Harikasın. Süpersin. Şimdi süper bir dersle beraberiz. İslam dinimizin temel kaynakları nelerdir onları öğreneceğiz. Birinci temel kaynağımız nedir İslam dininde? Kur'an-ı Kerim. Harikasın. Kur'an-ı Kerim gerçekten de İslam dininin hidayet rehberi ve en temel en ana kaynağıdır Allah zaten Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i peygamberimiz vasıtasıyla indirmiş ve işte demiş ki Kur'an-ı Kerim'e uyun demiş. Dolayısıyla bizim en önemli uyumamız gereken rehberimiz yani e, hidayet, mutluluk, e, huzur e, doğruluk, adalet her şeyin rehberi bizim için Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim en temel kaynağımızdır diyoruz. Aynı zamanda bizim peygamberimizin ismi neydi? Hazreti Muhammed. Harikasın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Hazreti Muhammed yani bizim peygamberimiz de hayatı boyunca bazı yollar bize göstermiştir. Bu da işte sünnet olarak adlandırılır. Şimdi seninle beraber bunlara bakacağız ve öncesinde şunu söylemek istiyorum. Dinamo Test 53'ü mutlaka yapalım arkadaşlar. Burada da 3. Bugünkü sezon dokuzuncu haftanın görevlerinden bu hemen göstermek istiyorum burada dinamo kitabımız test 53 buradaki 53 testimizi yapalım iki tane dijital soruyu çözmeyi unutmayalım diyorum ve dinamo kitabımızı ödev olarak verdikten sonra Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Bir kere Tonguç Eylem'in Kur'an'ın aslında sözcük anlamı toplamak, okumak, bir araya getirmek manalarına geliyor. Şimdi sözcük anlamı bizim için bir şey ifade ediyor mu? Hayır ifade etmiyor. Aslında Kur'an'ın yani Kur'an-ı Kerim'in bizim için en önemli e, görevi Allah'ın mesajını bize iletmek. Dolayısıyla... Allah'ın ilahi kelamıdır. Kelam demek söz demektir. Ya Allah'ın sözüdür. İlahi de tanrılardan gelen, tanrıdan gelen demek. Yani kutsal, yüce demek. İlah'tan gelen demek. İlah zaten tanrı demekti. Allah da bizim için tek tanrıdır. Başka hiç kimse yoktur. Başka bir şey yoktur diyoruz. Dolayısıyla Tonguç Evladım benim ...Allah'ın ilahi sözüdür diye söyleyebilirsin Kur'an-ı Kerim'in bizim açımızdan manasına. Kur'an-ı Kerim diyoruz. Neden Kerim diyoruz? Kerim aslında büyük demek. Dolayısıyla e, mesela işte e, vakf-ı kebir işte büyük vakıf demek. İşte Ramazan-ı Kebir Ram, büyük Ramazan demek gibi düşünebilirsin. Allah'ın ilahi kelamıdır. Yani aslında... İlahi demek tanrıdan gelen demek ilah dal, ilahlardan gelen demek zaten Allah da bizim için tek tanrı diyor Tonguç Kelam Bey'im. Kelamda söz demek dolayısıyla tanrının sözü demek manasına gelen Allah'ın sözüdür diye düşünebilsin Kur'an'ın anlamı. Peki e, nasıl gelmiştir bize nasıl ulaşmıştır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahiy yoluyla ona gelen bir kitaptır. Yani Peygamber Efendimiz'e gelen bir kitaptır. Ve vahiy yoluyla Cebrail Aleyhisselam dediğimiz melek vasıtasıyla Allah tarafından e, gönderilen sözdür aslında bizim için. Ve değiştirilmeden nesilden nesile aktarılmıştır. Nakledilmek demek aktarılmıştır demek aslında. E, nakledilmiştir diyorum. Ve okuması ile ibadet edilen de çok önemli bir kaynaktır Tomuç Yani ben Kur'an-ı Kerim okuduğum zaman aslında ibadet etmiş oluyorum. Allah'ı anmış oluyorum çünkü. Çünkü insanlık benzerini getirmekten de aciz kalmıştır. Hatta Kur'an'ın içerisinde de bazı ayetler diyor ki insanlar istese bile bu Kur'an'ın benzeri bir kitap oluşturamazlar diyor. Biz mesela sürekli insanoğlu tarihte bir sürü kitap yazıyoruz değil mi? Ama bunların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim'in verdiği kadar işte milyarlarca insana ulaşmıyor değil mi? Düşünsene hangi kitap bu kadar çok e, insana ulaşmıştır ve bu kadar çok insanı etkilemiştir? Hiçbir kitap yok gerçekten de Kur'an, İncil, Te Bunlar ilahi, ilahi kitaplar yani Allah'tan bize gelen kitaplar olduğu net bir şekilde gözüküyor çünkü o kadar çok insan etkilemiş ki e, herhangi bir e, işte e, klasik bir eser bile olsa işte etkilediği insan sayısı gerçekten sınırlı oluyor diğerlerine göre diyorum. Peki. Kur'an'ın genel özelliklerine bakalım. Tonguç Hocam bu arada sana da iyi bayramlar evladım benim. İyi bayramlar hocam. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ee, bayramımız gelecek gerçekten de süper bir Ramazan bayramı bizi bekliyor ama öncesinde tabii bu Kur'an-ı Kerim dersimizi bitirmemiz gerekiyor. Şimdi hidayet rehberi yani mutluluk rehberi diye düşünebilirsin Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an'ın genel özelliklerine baktığımız zaman Tonguç Hocam benim Vahiy meleği Cebrail yani en büyük meleklerden Cebrail aracılığıyla Hazreti Muhammed'e vahyedilmiştir, iletilmiştir diye düşünebilirsiniz. Vahiy dediğimiz şey Allah'tan bir mesajın peygambere iletilmesi. Yalnızca Allah'ın sözü olduğunu bileceğiz. Allah'ın kelamı olduğunu bileceğiz ve yaşanan olaylar üzerine parça parça indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. İlk başta ilk ayetimizin adı aslında içine de geçen ikra'dır. Yani ikra dediğimiz şey okudur. Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk mesajı ya bir kitabın ilk mesajı oku. Ya gerçekten de en önemli, dünya üzerindeki en önemli kitabın ilk mesajı oku. Yani aslında Allah bizim bu kitabı okumamızı istiyor. En önemli şeylerden bir tanesi, en önemli ibadetlerden bir tanesi. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'i okumaktır, unutmayalım diyoruz. Ve indirilen her ayeti bizzat Peygamber Efendimiz vahiy katiplerine yazdırmış. Yani teker teker elleriyle derilerin üzerine yazmışlar gerçekten de. Ve sahabeler yani Peygamber Efendimizin etrafında yaşayan insanlar o dönemki tarafından ezberlenerek günümüze kadar da ulaşmıştır. Gerçekten de o hafızlık mekanizması yani Kur'an-ı Kerim'in akılda tutulması mekanizması o günden beri vardır. Hazreti Ebu Bekir tarafından da kitap haline getirilmiş. Yani gerçekten de yazılı hale gelmiş ve yazılı nüshalar şeklinde. Biliyorsun eskiden matbaa falan yoktu. Eskiden her şey el yazmasıydı. Ve Hazreti Osman tarafından da çoğaltılıp yani birçok el yazıcı insan tarafından e, kopyası kopyaları yapılıp İslam dünyasının değişik yerlerine gönderilmiştir diyoruz ve en son inen ilahi kitaptır. Biliyorsun e, Tevrat var, İncil var. İncil Hristiyanlara geldi gelmiş Tevrat işte Musevilere gelmiş Zebur çok daha önceden Hazreti Davud'un eşliğiyle gelmiş ve bizim için de Kur'an-ı Kerim Hazreti Muhammed'e gelmiş son ilahi kitaptır diyoruz. Getirdiği hükümlerin geçerliği kıyamete kadar devam edecek diyoruz çünkü Bundan sonra kitap göndermeyeceğini Allah Kur'an-ı Kerim içerisinde söylüyor diyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bazı isimleri bir anlamına bakalım. El Furkan ne demek evladım benim? Bilmiyorum hocam. Yani, yani evet şimdi seninle beraber ne demek olduğunu anca zaten bak. El Furkan demek Kur'an-ı Kerim'in önemli isimlerinden bir tanesidir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran. Yani aslında hani e, şeylerin bir felsefesi var ya Çinlilerin böyle hatta böyle yaparlar böyle e, havalı bir şeyleri var. Hani iyi kötü şöyle bir şey var. Görmüşsündür mutlaka. Şurası siyahtır. Ondan sonra buna yin yang derler. Yin yang derler. Burası da e, beyazdır. Beyazın içinde siyah içinde beyaz beyazladı. İşte bu iyi ile kötünün manasına gelen Çin felsefesinde böyle bir şey. İşte biz aslında insanoğlu olarak neyin iyi, neyin kötü olduğunu annemiz, babamızdan öğreniyoruz değil mi ilk başta? Hani ta ilk başta ahlakımızı alırken annemiz, babamızın ahlakını bize geçiriyor. Ee, aslında bizim büyümemiz ve bunu yaparken de annemiz babamızdan iyi ve kötüyü doğru yanlışı öğreniyoruz. İşte Allah da diyor ki her insan genel evrensel iyi ve kötüyü bilmeli. Düşünsene annesi e, ve babası e, aslında iyi kötüyü ayırt edemeyen Allah korusun diyelim kendi bir e, işte e, hırsız bir ailenin çocuğu. Onun için hırsızlık iyidir. Mesela senin için de ama hırsızlık kötüdür. İşte biz bu evrensel iyiye ve kötüye nasıl ulaşacağız peki? İşte onu yapmak için de Kur'an-ı Kerim bize diyor ki gerçek iyi ve kötü, doğru ve yanlış, iman ile küfür, helal ile haram yani yapılması e, do doğru olanlar ve yapılması e, yanlış olanlar aslında Kur'an-ı Kerim'de gösteriliyor diyor. O da El Furkan adıyla. El Hadi adı da insanlara doğru yolu gösteren rehberlik eden demek aslında. Rehberimiz aslında hidayet rehberimiz. En Nur da her şeyi aydınlatan yani bize ışık kaynağı olan kalpleri iyileştiren ve şifa veren de eş şifa ve ez zikirde de düşündüren ve hatırlatan. Yani bu Arapça kelimelerle oluşan Kur'an-ı Kerim'in diğer sıfatları ya isimleri aslında bize birçok şeyi anlatıyor diyebiliriz ve Kur'an-ı Kerim'in özelliklerini gösteriyor bize. Şimdi de geldik Hazreti Peygamber'in yolu. Yani Hazreti Muhammed yaşarken aslında birçok örnek davranışta bulunduğu insanlara. E ve sünnet dediğimiz şey de aslında hem yol hem adet hem gidişat yani aslında onun geleneği gibi düşünebilirsin. Herkesin farklı hani her yiğidin farklı yoğurt yiyişi vardır der diye bir atasözümüz var ya. Gerçekten de Hazreti Muhammed'in de farklı bir tarzı vardı ve Kur'an'a tamamen uygundu. Yani aslında asıl kaynağımız Kur'an. Yani unutmayacağız ilk başta. ilk başta asıl kaynağımız Kur'an. Ve Hazreti Muhammed yani Peygamber Efendimiz aslında Kur'an-ı Kerim'de kendisine ne söyleniyorsa onu yapıyordu. Ve insanlara örnek olarak gönderilmişti. Dolayısıyla terim olarak sünnette Hazreti Muhammed'in sözleri, uygulamaları ve sahabelerin yapmış olduğu davranışların... Onaylamasıydı aslında ve bunun sayesinde biz Kur'an-ı Kerim'in Uygulamalı olarak e, Hazreti Muhammed'den de görmüş olduk sünnet vasıtasıyla diyoruz. Peki Hazreti Muhammed'in sünneti aslında Hazreti Muhammed'in yaşantısından kesitler. Güzel ahlakı var, Müslümanlara örnek olması var ve aynı zamanda bu ikisi hem Kur'an hem sünnet bizim için çok önemli rehberler. Kur'an'daki hükümleri insanlara açıklaması için Hazreti Muhammed aslında bize bazı, örnekler verdi. İşte bu örneklerde sünnet olarak adlandırılıyor. Mesela Hazreti Muhammed demiş ki: "Beni nasıl namaz kılarken görüyorsanız siz de öylece namaz kılınız." buyurarak namaz emrinin ne şekilde yerine getirileceğini öğretmiştir. Aslında birçok peygamber de bize örnek olmak için ve bize Allah'ın verdiği mesajı resmen göstersin, uygulamalı demo yapsın diye verilmiş. Dolayısıyla peygamberlerin görevleri de çok önemli diyoruz ve Hadi bakalım birkaç tane örnek verelim. Hazreti Muhammed Efendimizin sünnetlerinden. Suyu üç yudumda içmek mesela. Öğle uykusu uyumak. Güler yüzlü olmak. Mesela e, e, peygamber efendimiz bir yetim çocuk görünce başını okşar. Aynı zamanda işte e, ki Kur'an'da böyle bir emir var. Yetimlere merhametli olun şeklinde. Aslında onun bizim için uygulamalı versiyonunu gösteriyor. Veya sadaka dediğimiz şey bazen güler yüz veya güzel bir söz de olabiliyor. İşte onun uygulamalı versiyonunu aslında e, söylüyor Peygamber Efendimiz. Sadaka vermek, yolda engeli kaldırmak, e, yemeği yavaş yemek, her işe ile başlamak, Allah'ı anmanın mesela Kur'an'da Allah'ı anın diyor. Sayısız defa işte veya Kur'an Kur'an-ı Kerim okuyun diyor. E Bismillahirrahmanirrahim zaten Kur'an-ı Kerim'in içinde bir şey. Dolayısıyla e, hadi bakalım hemen bir Bismillahirrahmanirrahim alalım senden de. Bismillahirrahmanirrahim. Harikasın. Yemek yemeden önce, su içmeden önce bunu söyleyebilirsin. Ve bu sayede Tonguç Erhan Bey'im aslında... Hz. Muhammed'in sünnetini de yerine getirmiş oluyorsun. Tebrik ediyorum sana ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde senle beraber meydan okuma testine seni bekliyorum Tonguç Eren Bey'im. Meydan okuma testimizde e, tat güncel olduğuna dikkat et Tonguç Eren Bey'im ve burada 8 din 14 testimizi İslam dininin temel kaynakları testimizi din filtremizden bularak çözmeni istiyorum. Herkese ücretsiz kitabını olsa da olmasa da çözebilsin. LGS dershanesinde seninle çok güzel çalışmalar gerçekleştirdik. Sana en büyük katkıyı ne sağlamıştır? Her hafta mini ve genel denemeler oluyordu. Bu denemeler sonucunda hata ve moral denemeleri oluyordu. Burada yaptığım yanlışları anlayıp bir daha o yanlışları yapmamaya çalışıyordum. Peki canlı derslere ne kadar katıldın? %60-70 civarında. Senin için o da yeterli olmuştu. Hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %80 indirimde. Detaylar tonguçakademi.com'da. Hadi bakalım o zaman ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın bakalım.